Galatasaray'ın gerçekten değerli olan kesimi, hepinizden bir kez daha özür diliyorum. Eğer sizleri kırdıysam, eğer sizlere karşı bir haksızlık yapmışsam bir kez daha özür diliyorum. Başkanlık makamını küçük düşürücü bir adam attıysam Allah beni kahretsin. Ama dediğim gibi beni kulüpten atabilirsiniz. Ben buradan giderim ama burası benden gitmez. Onu da bilesiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Başkan, yatıştıralım bu işi. Değerli Galatasaraylılar, hiçbir zaman ben... Abi, hakikaten çok efendi adam, sinirlerini aldırmış. Çok efendi bir çok adam. Çok beyefendi. Çok bu dünyanın adamı değil. Bu futbol dünyasının adamı değilsin sen Dursun Özbek. Yani hakikaten bu dünyanın adamı değil abi. Çok efendi bir adam. Fatih Altaylı 1000 kere özür diliyor, tamam. O da biliyor. Abi, şok oldum yani. Kendi program yaptığı arkadaşına seyrediyorum ben de. Denk gelirken bazen açıyorum yani. Gündüzleri evde olduğum an açıyorum. Yani Fatih Altaylı konumundaki bir adam, tamam. Bu kadar kendini de ayağa düşürmene gerek yok. Özür dilerim, özür dilerim falan da. Abi ya söylemeyeceksin? Kontrolü kaybetme diye bir şey yok abi. İnsanlar hani o zaman kontrolünü kaybettin. Vurdum, özür dilerim. Bıçakladım seni, özür dilerim. Dursun Özbek. Hakikaten çok efendi adam. Bu futbol dünyasının adamı değilsin sen başkan. Ama Dursun Özbek ayıp etmişler. Fatih Altaylı ayıp etmiş abi. Evet. Ertem ayıp etmiş. Devam. Bir Galatasaray üyesinin, bir Galatasaray genel kurulu üyesinin Galatasaray'a hizmet etmiş bir kişinin bu şekilde şey yapılmasına karşıyım yani. Divan olarak hem şey böyle yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Beni eleştiren hiç kimseyle bir sıkıntım yok. Başkanlık makamı eleştirilmek içindir. İnşallah daha iyiye gider. Tudor'a güvenmiyorsunuz herhalde. Güvenmediğimi ilk günden beri söylüyorum zaten ama inşallah güvenmesek de hatırlayın bu kulüp çok daha düşük profilli teknik direktörlerle şampiyonluk yaşadı. O yüzden yine yaşayabilir. Peki Mayıs ayı için bir şey söylemek ister misiniz efendim? Mayıs ayı güzel bir aydır. Baharın geldiği, çiçeklerin açtığı, ligin sona erdiği, Galatasaray'ın genellikle şampiyon olduğu güzel bir aydır. Sadece şampiyonluk için değil, yönetim açısından.